İlk haberimiz Toyota'nın çıkardığı enteresan bir otomobil. Enişteler özel. Efsane dizi. İsmail abi. Aynen. Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un eksenine geleceği iddia edilmiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji Oku yorum programımızın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bu hafta da teknoloji gündemiyle karşınızda olacağız. Haftanın teknoloji gündemi hem Türkiye'den hem de dünyadan haberlerle başlıyor. İlk haberimiz Toyota'nın çıkardığı enteresan bir otomobil. Enişteler özel. Doblo. Doblo'ya rakip geldi. Enişte Edition. Enişte Edition. Proas City. Değişik bir isim yalnız. Evet. Proas City diye bir arabanın... Ben olsam Enişte Edition koyarım. Abi nasıl bir isim koymuş? E. Hatta bölüm haberini ben yapmıştım. Şey dedim hani bu ismi nereden bulduğunuz dedirten çok... otomobil. Proas City. Şimdi bakıyorsun rakiplerine. Doblo. Fiorino. Değil mi? İşte başka ne var? Kangoo var. Kangoo var. Courier yani, evet. Var şeyde Ford'da. O biraz zor okunuyor da. Ford'un Courier'i... O eskiden başka bir isim vardı. Şeydi onun adı ya. Connect. Connect vardı tamam, evet. Şimdi yani. Courier var. Şey. O Courier daha güzel oldu ama. Yani Toyota'da bir tane ticari getirdi arkadaşlar. Fiyatları 200 binden başlıyor. 200 binden başlıyor. Yani normal Ford'un, Renault'un fiyatlarıyla hemen. 3 aşağı 5 yukarı aynı ama acayip acayip teknoloji var. İşte ekran var. Kablosuz şarj standart geliyor. En son akıl etmiş birisi bunu. Kablosuz şarj. O 50 liralık standart. 50 liralık bir şey abi adaptör evet. Ya. Hani pet bir tane pet koyuyorsun. Şimdi şöyle şimdi o 50 lira da adam bundan atıyorum sallıyorum. Çok. 1 milyon tane satınca 50 milyon dolar oluyor falan böyle. Tamam da atıyorum 1000 lira 2000 lira bir şey de değil ya. Şimdi sen paket olarak almaya kalktığın zaman biliyorsun hani diğer markalarda işte atıyorum teknoloji paketi diyor orada. Ya teknoloji paketinin içinde ettiriyor daha kârı. Anlamıyorsun orada. Araba liste kalabalık gözüksün diye teknoloji paketine ekliyor. USB bellek girişi. Falan ha değil mi yani? Otomatik bir cam kapı açmak olur. Ama bu arada araba gerçekten şey yani bayağı teknolojik ve farklı farklı şeyleri falan da var. Güzel bir otomobil yani olmuş. Artık bir zahmet teknolojik olsun araba. Olsun ya. Yani elektrikli otomobillere geçmemiz de zaten hepsi aracın içinde böyle elektrikli hale gelecek. Onu da artık göreceğiz. Olsun. Evet. Şimdi bir diğer haberimiz bizimle ilgili Teknoloji Oku ile ilgili. Teknolojioku.com'da bir içerik başlattık. Yeni şikayetim var. Evet. Şikayet var. Şikayet var gibi bir şey oldu bu. Şikayetim var da şu. Her hafta bir markayı ele alacağız. Her hafta bir markaya. Yok. Markayla ilgili şikayetlerinizi alacağız ve onları markaya ileteceğiz. İletiyoruz evet. Da hakikaten. Gerçekten arada bir köprü görevi göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi mesela bir ürün alıyorsunuz. Bunu sitelere falan yazıyorsunuz da orada girip okuyacak birileri vesaire. Biz direkt markaya mail yoluyla biz de biliyorsunuz pek çok markanın zaten iletişim mail hesapları vesaire var. Biz direkt onu marka yöneticilerine ileteceğiz. Ha, tabii onlar ciddiye alırlar, almazlar, cevap verirler, vermezler. Onlara kalmış bir şey. Bizden çıkacak olay. Evet. Biz böyle bir köprü vazifesi hizmet vermeye vereceğiz. Başlıyoruz. O yüzden şöyle yapalım. Siteyi mutlaka takip edin. Evet. Teknoloji.com'u bu hafta Vodafone'la başladık. Evet, yarın ama mesela Vodafone'dan gelen şikayetleri göndereceğiz. Evet, onun videosu yayınlanacak. Bayağı da bir şikayet gelmiş. Bayağı da gelmiş. Ki yani. Cuma günü girdik. Perşembe günü girdik. 200-300 tane. 300 tane şikayet gelmiş ve şikayetlerle video çekeceğiz. Ve diğer markalarda olacak. Yarın öbür gün Turkcell'de olabilir, Türk Telekom'da olabilir. İşte Apple olacak, Samsung olacak. Hepsini koyacağız ve şikayetlerinizi markalara ileteceğiz arkadaşlar. Böyle bir yeni bir video serisi başlattık. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir diğer haberimiz ise PlayStation 4'ün pil sorunu var diyorlar. Ya o tamamen bir söylenti. Daha sonradan bir cevap gelmiş değil. Çıkmadı evet. Şimdi bu konsol çıkalı baktığımız zaman 7 sene oldu. Hatta 8. seneye girdik gidiyoruz yani. 8 senede hiçbir cihazın başına böyle bir şey gelmemiş. Ama gelecek bence. Ama kaç senede gelebilir? Atıyorum o pil sallıyorum şimdi tamamen. 20 senelik bir pil de olabilir. Ya da 10 senelik. Muhtemelen onun son testlerini yapmıştır zaten ya. Ya oradaki belki yoksa... sonu yani bu arada biz sorundan bahsetmedik. Yani pil sorunu dedik ama biliyorsunuz bilgisayarlarda da olan bir pil meselesi vardır. Hani BIOS pili masaüstü şey. Bilgisayarlarında masaüstü bilgisayar bir BIOS pili var. O pilin ömrü işte atıyorum 10 sene diyelim ki. 10 senede bir ki o kadar da gitmez bile yani bilgisayar o kadar gitmez ama 10 senede bir o pili değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü BIOS ile ilgili tarih saat bilgilerini tutuyor. Aynı pilden benzerinden daha doğrusu PlayStation 4'ün içinde de varmış ve bu pil bittiği zaman Sony cheat yapılmasın, hile yapılmasın diye yani konsol saati bitiyor yani olarak, çalışmıyormuş bir de arkadaşlar. Konsolu kapatıyormuş. Böyle bir iddia var. Bunu Sony daha henüz bir onaylamadı. Ya onun her türlü çaresini bulurlar. Ne olur en kötü teknik servise götürürsün. Aynı şey. 300 liraya 10 liraya pil değiştirirler. Yok ya onun için bence para talep etmezler hani kendi kendine bittiyse eğer.
Yani bilmiyorum. O biraz muallakta. Ama ben onun öyle dediğim gibi kısa sürede de biteceğini düşünmüyorum ya. Muhtemelen onun kapasitesini falan hesaplamıştır sonra. O kadar amatör bir firma değil yani. İnşallah diyelim o zaman. Bir diğer haberimize geçelim. Amazfit Bang 5 inceledik biz ve BİM'de satışa çıktı satışa arkadaşlar. Çıktı. Cuma günü itibariyle, dün itibariyle satışa çıktı. 280 lira. 280 lira. Normal fiyatı da 320 lira. Yani bir 40 lira falan indirimli BİM'de olarak vardı. Çıktı. BİM'de çıktı. BİM'de. Bunu Mi Band 5 ile çok sordular. Söyleyelim arkadaşlar. Mi Band 5 ile hemen hemen aynı bileklik. Arasında sadece Alexa farkı var. O da Türkiye'de kullanılmıyor zaten. Yani Alexa da Türkiye'de şu anda kullanılmadığı için çok bir fonksiyonu yok. Normalde mesela Alexa'nın olduğu, desteğinin olduğu yerlerde soru sorduğunuzda vesaire cevaplıyor mesela. Mesajımı oku dediğinizde okuyor falan. Ama şimdilik Türkiye için en azından bu destek söz konusu değil. Bir de karışık ordonu vesaire daha kaliteli diyorlar. İşte pil ömrü bir tık daha uzun diyorlar Mi Band 5'e göre. Yani arada böyle ufak tefek farklar var. Ama fiyatı da Mi Band 5'ten bir 70-80 lira daha pahalı. Dolayısıyla aradaki fark bu parayı vermeye değer mi değmez mi bu biraz size kalmış bir şey. Durum. Bu arada önümüzdeki hafta için bir yeni bir otomobil testi geliyor. Renault'un Captur modelinin yenisini test edeceğiz arkadaşlar. Yeni kasa Captur. Muhtemelen önümüzdeki haftaki programda da ondan bahsederiz. Videosu yayında olur mu emin değilim ama haftaya en azından testleri bitecek. Orasıyla ilgili güzel bir video geliyor. Bu arada Ranger inceledik, Ford Ranger. Onun da videosu yayınlandı. Kanalda mutlaka izlemeyi unutmayın. Bir diğer haberimiz Samsung'un yeni katlanabilir telefonuyla ilgili konsept görüntüler ortaya çıktı. Ya ben onun konseptinde çok kısa sürede geleceğine inanmıyorum. İkiye katlanır telefon. Böyle ikiye bir öyle katlanıyor, bir öyle katlanıyor. Samsung'un katlanabilir telefonu 2014'te ortaya çıkmıştı. Telefonun çıkması 2019'u buldu. Yani 5 sene sonra. O da şimdi ortaya çıktı. Herhalde bir 2026-2027 yılında anca çıkar diye düşünüyorum ben. Yani saçma zaten. Katlanabilir daha... telefon saçma ya bence. Bir de hani telefon saçma değil. İkiye katlanması saçma. Daha tam olarak katlanmayı çözemediler. Evet. Bir de onu ikiye katlayacaklar. Sonra kıvrılmış kağıt gibi dört tane böyle. İzi olacak orada. Uğraşalım. O daha ikizi mesela şey yapamadılar. Çözemediler ki o sonra. Evet. Hala açtığında o iz çok net bir şekilde görünüyor. Fark ediliyor yani. Çok anlamsız o. Bence kaybolacak gelecek de bakalım. Biraz daha... Yok ya bence geleceği yerler... var. O konuda sana katılmıyorum. Göreceğiz. Göreceğiz Osman. Yani fiyatları da düşmeye başladı mı? Şimdi bir diğer haberimiz Xen ile ilgili biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın Netflix benzeri platformuydu. Bir iddia var. Efsane dizi. İsmail abi. İsmail abi. Hop. Aynen. Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un Xen'e geleceği iddia edilmiş. Ama şu anda resmi bir açıklama henüz yok. Gelirse bomba şu olur. Şu şekilde. Acun dizinin isim haklarını satın almış. Söylentilere göre de orijinal kadro için uğraşıyormuş. Yani en kötü yeni bir kadroyla çeker ama o tabi eski kadronun yerini tutmaz muhtemelen. Orijinal kadroda şöyle bir sıkıntı var. Pek çok oyuncu farklı projelerde. Yani evet. O oyuncuların o projelerden alınması vesaire biraz sıkıntılı olabilir. Ama şunu diyorlar. Yaz aylarında çekilecek atıyorum. Kaç bölüm yayınlayacaklar? Hani bu platformlarda bölüm. Fazla bölüm olmuyor ya. 13 bölüm. 13 bölümü tak diye çekecek mesela. Hafta şey yapacak. İkinci sezonu daha sonra çekecek. Olabilir yani bak. Olabilir belki. Planlamanın da olabileceği konuşuluyor. Şimdi son olarak da Türkiye'den bir haberimiz var. BİP'e yeni bir özellik geliyor. Cuma günü katıldığımız bir toplantı vardı. 26 Mart 2021 tarihinde Turkcell tarafından düzenlendi. Bu toplantıda arkadaşlar ne konuşuldu? BİP'e yeni bir özellik geliyor. BİP'in özelliklerine falan uzun uzun bahsettiler de asıl hikaye şu. BİP bundan sonra WhatsApp'la benzeri platformlardaki işte mesaj geçmişinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer işte gruplarınızı vesaire kişileri hepsini isterseniz, burada mecburiyet yok bu arada, isterseniz BİP'e aktarabileceksiniz. Böyle bir özellik gelecekmiş. İsterseniz hepsini alıyorlar yani. Yani isterseniz oraya gelecek ama. İsterseniz benim hiçbir özelim yok. Hepsini al hepsini. WhatsApp'ta da yok. Zorlama yok yani isterseniz. İsterseniz alabiliyorsunuz. Böyle bir özellik gelecek arkadaşlar. Ama şey olayı bu. WhatsApp'takini falan kopyalıyorsun. WhatsApp konuşmalarını da kopyalama, aktarma gibi bir özellik değil mi? Evet aynen. Yani diyor ki bizdeki konuşmalarınız bize yetmedi. Daha önce WhatsApp'taki konuşmalarınızı da aktarın. Onlar da dursun bizde. Evet. Onlar da güvende olsun yani. Diyorlar. Aynen öyle arkadaşlar. Ve bu son haberimizle birlikte Teknoloji Oku yorumun yeni bölümünde sonuna gelmiş olduk. Haftaya yepyeni konularla karşınızda olmak üzere hoşçakalın demeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmenizi öneriyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.